sevgili gençler. Bu videomda sizlere yurtta sulh, cihanda sulh esasına dayanır. Dünya savaş tehlikesi karşısında çeşitli birliklere katılması yine barışçıl Fransa. Şimdi İngiltere burada arıza çıkartmıyor. Çünkü İngiltere'yle ben bilmiyorum. Merhaba sevgili gençler. Bu videomda sizlere Atatürk dönemi Türk dış politikasından bahsedeceğim. Dış politikanın temel prensiplerinden, nelerden kesinlikle taviz verilmediğinden, nelerin çok önemsendiğinden ve Atatürk döneminde ilk dönemde, biz Atatürk dönemi dış politikayı iki döneme ayırırız. Bu videoda ilk dönemini öğreneceksiniz. Bir sonraki videomda ikinci döneminde yaşanan olayları öğreneceksiniz. Şimdi önce şuna bakalım bir. Dış politika nedir? İç politika nedir? İç politika adı üzerinde. Benim ülke içinde planladığım, tasarladığım her şeydir. Dış politika ise uluslararası platformda ben ve başka herhangi bir ya da birkaç devlet arasında gerçekleşen her türlü ilişkidir. Dış politikamızı Mustafa Kemal Atatürk şöyle özetlemiştir. Demiştir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika prensibi yurtta sulh, cihanda sulh esasına dayanır. Ve bu bağlamda varsa problemlerimizi çözmeye çalışmış, varsa bazı konularla alakalı tedbirler almaya çalışılmıştır. Şimdi Atatürk dönemi dediğime göre ben size Cumhuriyet'ten alacağız, 1923'ten alacağız, 1938 Atatürk'ün vefatına kadar olan dönemden bahsediyor olacağız. Önce şuna bakalım. Daha önce LGS'lerde de bu konuyla ilgili ya temel esasları, dış politikanın temel esasları şeklinde soru geldi. Ya da geçen sene ilk kez harita sorusu sordular. Sadabat Paktı Balkan Antantı ile ilgili. Dolayısıyla biz de önce bir kavramlara bakalım. Hangi kavramları bilmeliyiz? Burada karşımıza çıkan yeni bir kavram bir tane. Diğerlerini de hatırlamış olacağız. Şimdi dış politikada ben eğer yurtta sulh, cihanda sulh diyorsam kesinlikle bak buraya barışçı bir düzende gitmek istiyor muyum? Kesinlikle. Barışçı bir sistem takip ediyorum bir. İki, bu barışçılık saf bir barışçılık mı? Değil. Diyoruz ki tam bağımsızlığımızı korumak bizim temel prensibimizdir. Evet, Atatürk diyor ki savaş zaruri olmadıkça cinayettir. Ama ben her ne kadar barışçı olsam da benim bağımsızlığıma herhangi bir müdahale olursa ben bunu gerekirse savaşarak püskürtür müyüm? Tabii ki püskürtürüm. Sonra nasıl davranıyorum? Bak, gerçekçi davranıyorum. Yani macera perest değilim. Olmayacak hayaller peşinde koşmuyorum. Ama olabilecek durumları hedef alıyorum kendime ve o hedefte ilerliyorum. Akılcıyım tabii ki. Zaten ben dogmalara falan inanmıyorum. Ne yapıyorum? Aklın ve bilimin gösterdiği yoldan ilerliyorum. Deneyle, gözlemle, kanıtlanabilmiş bilgileri esas alıyorum kendime. Sonra kamuoyuna, hatta Türk ve dünya kamuoyuna, bir tek kendi kamuoyuma da değil. Nedir kamuoyu? Halkın ortak görüşü demektir. Kamuoyunun görüşlerini önemsiyorum. Beklentilerini dinliyorum. Bir resmi vardır ya Atatürk'ün, ne kadar dikkatle dinler vatandaşı. Hep dikkatle dinliyorum ve beklentileri alıp buna göre hareket ediyorum. Ama her zaman nasılım? Gerçekçiyim tabii ki, akılcıyım tabii ki. Sonra milli menfaatleri esas alma. Bakın bu şu demek değil. Benim menfaatime ise bir şey, ben başkasına bir kötülük yapacağım demek değil bu. Ama nedir? Benim menfaatime olan şey önceliktir tabii ki. Benim vatandaşımın refahı, benim vatandaşımın iyiliği, güzelliği her zaman daha ön plandadır diyorum. Sonra diyorum ki dış baskıdan etkilenmez. Yabancı devletlerin bana yapabileceği herhangi bir baskı benim herhangi bir politikam üzerinde etkili
olmayacaktır. Neden? Ben kimsenin mandası değilim. Ben kimsenin sömürgesi değilim. Ben bağımsızım. Neden bir başkasının baskısına maruz kalayım ki? Tabii ki kalmayacağım. Kendi kararlarımı kendim alacağım diyorum. Ve bakın işte sorulan bu kavramdı. Mütekabiliyet, uluslararası platformda karşılıklılık. Bana nasıl yaklaşırsan ben de sana öyle yaklaşırım diyorum. Karşılıklılık esaslarına bağlı kalıyorum uluslararası ilişkilerimde. İşte bu bağlamda mesela ben ne yapıyorum? Her konuda ulusal ve milli bağımsızlığıma dair bir politika izliyorum. Tam bağımsızlığımı sağlamak bir numaralı hedefim oluyor. Sorunları barış yoluyla çözmeye çalışıyorum. Sınırlar içerisinde, yani milli sınırlarım, misak-ı milli sınırlarım içerisinde kalmaya çalışıyorum. Yani ne toprağımı veririm ne de yayılmacı bir politika izlerim. İkisini de yapmam arkadaş. Ben sınırlarımı korurum diyorum. İşte gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmuyorum. Çünkü gerçekçiyim diyorum. Ülkemi neye ulaştırmak istiyorum tüm bunlarla beraber? Muasır medeniyetler seviyesine, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak istiyorum. Hiçbir ülkenin toprağına zaten göz falan dikmiyorum. Aklım, mantığım her zaman ön planda. Bilim ve teknoloji bana yol gösterici oluyor ve dünyadaki konjüktürü ve gelişmeleri hep göz önünde bulunduruyorum. Yoksa çağdaşlaşamam zaten. Beklentileri, yapmam gerekenleri, ayak uydurmam gereken dönemi göz önünde bulunduruyorum. İşte arkadaşlar, barışçıyım, gerçekçiyim, akılcıyım, mütekabiliyet esaslarına dayanıyorum, tam bağımsızlığımdan taviz vermiyorum, kimsenin toprağına göz dikmiyorum. Ama bu bağlamda bir bakıyorum, benim bazı problemlerim var. Bunları çözmem lazım. İşte onlar bunlar. Önce şu tablomuza bakalım. 1923-32 yılları arası birinci dönem dediğimiz dönem, ki bu videoda bunları açacağım size. 32'den 39'a kadar diye de alındığını görebilirsiniz. Çünkü 38'de Atatürk vefat eder ama o dönemde tohumları ekilmiş bir problem var, Hatay sorunu. O 39'da çözülür. O yüzden bunu böyle de görebilirsiniz. 30'dan 38'e, 23-30, 30-38 diye de görebilirsiniz bu ayrımı. 23-32, 32-39 diye de görebilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan şunu bilmek. İlk dönemde benim bakın yaptığım eylemlerin hepsi Lozan'dan kalan problemler. İkinci dönemde ise bak Lozan'dan kalan iki tane problemim var, evet, artı bir de İkinci Dünya Savaşı tehlikesine karşı aldığım tedbirler var. Bakın yıldız koyduklarım İkinci Dünya Savaşı'na karşı alınan tedbirler, tik attıklarım ikinci tik attıklarım Lozan'dan kalan diğer problemler. Şimdi tek tek İlk dönemdeki problemlerimizi inceleyelim. Bakalım neler varmış, nasıl çözmeye çalışmışız. Yabancı okullar ilk sıkıntım. Şimdi yabancı okullar Lozan'da gündeme geldi. Türkiye dedi ki, İsmet Paşa Lozan'da dedi ki, yabancı okullar ülkemizde varlık gösterebilir ama bu yabancı okullar vasıtasıyla benim iç işlerime karışılmaya çalışıldığı için, kültür birliği bozulduğu için bizim dedi kriterlerimiz var. Bir, bu okullarda Türkçe, tarih, coğrafya dersleri zorunlu olacak. Yazıyorum buraya. Türkçe, tarih ve coğrafya, hatta vatandaşlığı bile ekleyebiliriz buraya. Dersleri zorunlu olacak. Bu benim birinci kriterim. İkinci kriterim, bu okulların tamamı nereye bağlanacak? Türk Milli Eğitimine bağlanacak. Bak kendi müfredatını da verir zaten. Ama bunlarla beraber verebilir. Ve son olarak bu okulları kimler denetleyecek? Türk müfettişler tarafından denetlenmesi sağlanacak okulların. Bakın ben bunu Lozan'da söyledim zaten. Lozan'da bunu kabul eden, okullarını bu şekilde evirenler oldu.
bu konuda direnen bir devlet oldu. İşte o direnen devletle ben bu dönemde tekrar görüşüyorum. Kimmiş o devlet arkadaşlar? O devlet Fransa. Ben bu konuyu Fransa ile tekrar görüşüyorum. Ve biraz baskı yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü o dönemde şöyle bir durum var. Milletler Cemiyeti var. Barışı korumak üzere, barışı sağlamak üzere kurulmuş. Bana da diyorlar ki yabancı okullar sorununu Milletler Cemiyeti'ne götür, orada görüşelim. O dönemde Milletler Cemiyeti bana göre, yani Türkiye'ye göre bağımsız karar alabilen bir kuruluş değil. Özellikle İngilizlerin güdümünde kalmış bir kuruluş. Bu sebeple de ben diyorum ki ben Milletler Cemiyeti'ne bu konuyu götürmem. Hem bağımsız karar alacağını düşünmüyorum. Hem de bu benim iç meselem. İç meselem bu benim. Ben iç işlerime niye karıştırayım ki sizi? Karıştırmam diyorum. Bu benim iç meselemdir ve direniyorum burada arkadaşlar. Ve diyorum ki ben şu koşulları kabul ederseniz okulunuzun ülkemde kalmasına izin veriyorum. Etmezseniz kapatıyorum. Fransa ile konuyu görüştük. Yasal düzenlemeler yapıldı ve Fransa bunu kabul etti. Ülkemizdeki Fransız okulları varlığını bu koşulla sürdürebildi. Tıpkı diğer okullar gibi. O zaman yabancı okullar kısmı şuraya gülen surat yaptım. Benim lehime sonlanmıştır. Geçtim. Bir başka problemim Lozan'dan kalan dış borçlar. Bakın bayağı borcumuz var dedim bizim. Şöyle bir bakalım. Osmanlı Devleti bir kere Kırım Savaşı sırasında ekonomik olarak zor duruma düşmüştü. 1854 yılında İngiltere'den ve Fransa'dan ilk dış borcunu almıştı. Bu aldığı borçları da çarçur etti. Doğru yere harcayamadı. Dolayısıyla Duyun-u Umumiye kuruldu. Bunu ilk videolardan hatırlıyorsun. Duyun-u Umumiye'nin varlığı benim tam bağımsızlığımın, ekonomik bağımsızlığımın önünde ciddi bir problemdi tabii ki. Ben Duyun-u Umumiye'nin yükü sırtımdayken kalktım Lozan'a gittim. Lozan'da dış borçlar konusu görüşülüyor. Diyorlar ki siz diyorlar Osmanlı'nın mirasının üzerine kondunuz, siz ödeyeceksiniz diyorlar. Biz de diyoruz ki Osmanlı çok uluslu. Biz bir sürü toprak kaybettik. Mondros'la beraber bana kalmış olan topraklar eyvallah tamam. Ama bunun dışındakiler diğer bizden kopan devletler, milletler tarafından ödenmeli diyoruz. 7'de birini öderiz ancak diyoruz. Bunu da kabul ediyorlar aslında. Sonra Fransa ile konu bir daha görüşülmek zorunda kalınıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü aslında benim en çok borcum İngiltere'ye ve Fransa'ya. Şimdi İngiltere burada arıza çıkartmıyor. Çünkü İngiltere ile ben 1926 yılında Ankara Anlaşması imzalıyorum. Musul'da anlatacağım bunu size tekrar. O Ankara Anlaşması'yla İngiltere kendini garantiliyor. Diyor ki bana burada diyor çıkarılan petrolün %10'unu 25 yıl sana vereceğim diyor. Olmadı oradan ben borçları tahsil ederim zaten diyor. Onun sıkıntısı yok. Ama Fransa alamayacağını düşünüyor bunları. İşte başka milletlere bölüştürülmesini istiyor. Hepsini TBMM ödesin istiyor. İstiyor da istiyor. O yüzden Fransa ile konuyu bir daha görüşüyorum ben. Ama yine bu da bakın yine gülen surat yapıyorum. TBMM lehine sonlanıyor. 7'de birini ben ödüyorum arkadaş. Ben bu borçları taksitlendiriyorum. Duyun Umumiye'yi kapatıyorum. Evet, bir problemim de buydu. Bunu da çözdüm. Yani yabancı okullar lehime, dış borçlar lehime çözümlendi. Şimdi geldim bir toplumsal probleme. Siyasi görüşmeler yapılacak ama benim ülkemde yaşayan bir millet var. Onun ülkesinde yaşayan benim milletim var. Kim bu arkadaşlar? Yunanistan tabii ki. Yani neyden bahsediyorum? Mübadeleden bahsediyorum. Mübadele, kelime anlamı, değiş tokuş. Nüfus mübadelesi, nüfus değiş tokuş. Kimle yapıldı bak görüyorsun. Yunanistan'la Türkiye arasında yapıldı. Şimdi diyoruz ki, senin topraklarında yaşayan benim vatandaşlarım var. Benim topraklarımda yaşayan senin vatandaşların var. Bunlarla ilgili çeşitli krizler, problemler var. Bunları bir şekilde çözelim, bu konuyla ilgili masaya oturalım diyoruz. Şimdi bizim burada en çok konuştuğumuz, görüştüğümüz konu ne biliyor musunuz arkadaşlar?
etabli denilen mesele. Bu çıkar karşınıza. Nedir? Yerleşik demektir. Şimdi ne zamandan sonra Anadolu'ya gelmiş olan Rumları göçe tabi tutacağız? Ne zaman itibariyle Yunanistan'da bulunan Türkleri ya da Trakya'da bulunan Türkleri göçe tabi tutacağız? Bununla ilgili oturup anlaşmamız lazım bizim. Ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürüyoruz. Milletler Cemiyeti sonuçlandıramıyor. Çünkü ben hala Milletler Cemiyeti ile ilgili çok da tarafsız olmadığını düşünüyorum. Sonra biz kendimiz oturalım konuşalım diyoruz. Anlaşmamızı yapıyoruz. 10 Haziran 1930 tarihinde nüfus mübadelesi anlaşması. Diyoruz ki önce şu etabli denilen durumu çözelim. Kimleri etabli sayacağız? Yani bu değiş tokuşa tabi tutmayacağız. Kimler biliyor musunuz? İstanbul'daki Rumlar. Onlar zaten buradaydı diyoruz. Eyvallah onlar kalsın. Batı Trakya'daki de Türkler kalsın. Bunun dışındakiler yer değiştirsin diyoruz. Ve mübadele konusunu da bu şekilde çözüyoruz. Devam ediyorum. Bu dönemdeki son bir konuya geldim. Musul sorunu. Neresi Musul? Nerede Musul? Biliyorsun değil mi? Çok önemli bir yer. Ta 1. Dünya Savaşı'nın İran-Irak cephesinde ben mücadele ederken Musul Kerkük, Musul Kerkük, Musul Kerkük dediler. Neden? Petrol var çünkü burada. Sonra İngiltere bu Musul'a bir çöktü. Bak haritada, Irak'ta. Ben buradan gitmem dedi. Ben Kurtuluş Savaşı sırasında Musul'da bir mücadele yapmadım. Lozan'a geldim. Musul konusu gündeme geldi. Sınırlar görüşülürken ikili görüşmelere bırakılsın dendi. Orada da kaldı. Ben konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürsem ne, götürmesem ne? Zaten Milletler Cemiyeti İngilizlerin güdümünde. Dolayısıyla Musul'la ilgili yapacağım bir şey var benim. Oraya asker çıkarmak. Bak barışçı politikam var, eyvallah. Sınırlarımı korurum diyorum. Ve Musul benim misak-ı milli sınırlarımın içinde. Benim Musul asker çıkarmamda bir problem yok zaten. Ama işte ne oluyor biliyor musunuz? Bakın harita üzerinden anlatayım. Tam şuralarda Şeyh Said, bir önceki videoda anlatmıştım. İsyanı patlattı mı arkadaşım? Şeyh Said isyanı burada çıktı. İngiltere TBMM'nin Ankara'dan kendisine doğru bir ordu hazırladığını, askeri bir girişimde bulunacağını biliyor. Şeyh Said isyanını da görüyor. Planı patlatıyor. Ben diyor buradan bu Şeyh Said'i bir destekleyeyim, iyice büyüsün bu isyan. Bu isyanı bastırmaya çalışsın TBMM. Benim üzerime göndereceği orduyu burada kullansın. Ben de aradan şak diye anlaşmayı yapıştırayım. Bitsin gitsin bu iş diyor. Ve İngiliz'in bu planı tam olarak tutuyor arkadaşlar. Şeyh Said'i destekliyorlar. İsyan büyüyor. İç problem iken bir dış probleme dönüşüyor ve anlaşma benim önüme geliyor. Ve ben bu anlaşmayı imzalıyorum. Çünkü zaten ülkemin içinde bir sürü karışıklık var. Bunları çözmek durumundayım. Bu anlaşma hangi anlaşma? Ankara Anlaşması arkadaşlar. 5 Haziran 1926. Ankara Anlaşması'na göre ben Musul'dan tamamen vazgeçtim. Musul'da çıkarılan petrolün %10'u 25 yıl süreyle bana verilmesi kararı alındı. Sonra da hatta bir revizyonla bu anlaşma üzerinde yapılan nakde dönüştürdük biz bunu. Dolayısıyla ben Şeyh Said sebebiyle hani çok partili hayata geçişin ilk denemesini de başarısızlıkla sonlandırmıştım ya. Musul'dan da vazgeçmek durumunda kaldım. Evet şöyle hemen bir parantez açalım. Biz Misak-ı Milli'den bildiğiniz gibi 3 tane taviz vermiştik değil mi? Batum'u vermiştik, Musul'u vermiştik, Hatay'ı vermiştik. Batum'u tekrar gündeme getirmedik, görüşmedik. Musul'u gördüğünüz üzere gündeme getirdik ama tekrar geri alamadık. Hatay'ı bir sonraki videoda göreceksiniz. Şimdi o zaman ben Atatürk dönemi Türk dış politikasında ilk dönemde yabancı okullar, dış borçlar, mübadele ve Musul sorunu. Bu 4 tane konuyla ilgilenmişim. Bu konulardan yabancı okullar, dış borçları lehime sonlandırmışım. Mübadele, evet siyasi anlamda
bir anlaşmadır ama sosyal problemlere sebep olmuş bir olaydır. Çok da filmleri, dizileri falan da çekilmiştir. Şöyle bir Türk-Yunan nüfus mübadelesi yazdığınızda bulabilirsiniz. Musul sorunu ya da Irak sınırı dediğimiz problem ise TBMM aleyhine sonlanmış bir konudur. Şimdi iki tane soru çözüp videomuzu tamamlayalım. Evet, diyor ki Türk dış politikasının temel ilkeleri şunlardır demiş. Bana bakın maddeleri vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasına uygun bir eylem değildir demiş. Şimdi ben neyi biliyorum? Bak, milli sınırlar içinde kalmak, gerçekleşmeyecek emeller peşinde koşmamak, bağımsızlığa saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmak, yani mütekabiliyet esasına bağlı kalmak, dünyadaki gelişmelere duyarlı olmak, devletlerin iç işlerine karışmamak ve kendi iç işlerine karıştırmamak. Tıpkı yabancı okullarda bu benim iç meselem deyip dimdik durduğum gibi. Problemleri barışçı yollarla çözmeye çalışmak. Şimdi Türkiye'nin milli bağımsızlığından ödün vermemesi tam da bu şekilde yaptığı bir eylemdir. Türkiye'nin sınırlarını genişletmek için saldırıya geçmesi. Benim böyle bir şeyim asla yok. Benim liderim diyor ki zaten savaş zaruri olmadıkça cinayettir. Ben bunu yapmam. Ama mutlaka diğer seçeneklere bakmalıyım. Bir kelime oyunu olabilir belki. Boğazlar sorununun çözümü için Milletler Cemiyeti'ne başvurulması. Cemiyete başvurmak barışçı bir durumdur. Evet, olur. Dünya savaşı tehlikesi karşısında çeşitli birliklere katılması yine barışçı tutumlardır. Olabilir. Doğru yanıtım Bursa oldu. Son soruma geçiyorum. Bana bir paragraf vermiş. Paragrafta mübadele ile ilgili bakın çeşitli sayılar vermiş. Müslümanların, Türklerin, Yunanların sayılarını vermiş. Nerelerden neler olduğunu söylemiş. Bakalım soru ne istiyor? Buna göre mübadele ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi Türkiye nüfusu azalmıştır. Hemen bakıyorum paragrafıma. Mübadele ile 1 milyon 200 bin Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu'dan Yunanistan'a gitmiş. 500 bin Müslüman Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmiş. Şimdi giden mi fazla, gelen mi fazla? Giden fazla olduğuna göre Türk nüfusu azalmıştır. Doğru. Göçmenlerin çoğu Marmara bölgesine yerleştirilmiştir. Bak şuraya, bu dönemde göç edenlere mübadil denmiştir ve mübadillerin çoğu Adana, Edirne, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Manisa, Mersin, Samsun vesaire demiş. Bak, saydığı illerin çoğu Marmara'da mı? Edirne, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli. Bunlar hep Marmara'da. Dolayısıyla evet, çoğunluk göçmenler Marmara bölgesine gelmiş. Bazı vatandaşlar yerleşik sayılmıştır. Bakalım etabli demiştim size. Yukarıda bundan bahsetmiş mi? Diyor ki İstanbul, Gökçeada, Bozcaada'da oturan Rumlar. Yunanistan ise Batı Trakya'daki Türkleri muaf tutmuş. Niye muaf tutmuş? Yerleşiksiniz siz, etablisiniz demiş. Dolayısıyla bunu da doğru kabul ettim ve doğru yanıtım ne oldu? Denizli oldu. Evet, Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel prensiplerini ve ilk dönemini öğrendiniz. Bir sonraki videomda ikinci döneminden bahsediyor olacağım. Hoşçakalın.